yayınımızda. Fulya, bizi duyabiliyor musun? Duyuyorum, duyuyorum Erhan. Evet, kısa süre önce patlamalar meydana geldi. Gelişmeleri senden dinleyelim. Evet, evet ve bizzat duyduk o patlama seslerini. 3 patlama ard arda gerçekleşti ve o sesleri de çok net bir şekilde duyduk. Yerimizden fırladık adeta. Beyrut'un birçok noktasından da duyuldu. Vurulan yer Beyrut'un güneyindeki Dahiye Mahallesi. Bir kez daha İsrail'in hedefindeydi Dahiye Mahallesi. Ve Dahiye'deki Haret Herik Mahallesi. Haret Herik bölgesi, o nokta hedef alındı. Kaç bina vuruldu? Neden orası hedef alındı? Henüz bir bilgi yok, açıklama yok ama çok ciddi bir saldırıdan söz ediyoruz. Haret Herik'teki bir veya birkaç binanın hedef alındığına dair sadece bir bilgi var elimizde. Çok ciddi bir şekilde bu saldırıdan sonra o noktada yangın çıktı. Dumanlar yükseliyor. Dün gece de yine bu saatlerde başlamıştı İsrail'in saldırıları ve gece boyunca da devam etmişti. Dün gece 12'den fazla hava saldırısı düzenledi İsrail Dahiye bölgesine ve bugün gün içinde de yine birçok bina hedef alındı, vuruldu. Bugün kameraman arkadaşım Doğukan Yıldırım'la beraber Dahiye'ye girdik bir kez daha, ki daha önce de o bölgeye girip çıkıyoruz ve bugün bir saldırının düzenlendiği bir noktaya gittik ve bir binanın tamamen enkaza döndüğünü gördük. Dumanlar yükseliyordu. Bugün gün içinde de Dahiye bölgesi çok yoğun bir şekilde bombalandı. Can kayıpları açıklanmadı bugüne dair ama sadece dünkü saldırılarda 55 kişi hayatını kaybetti. Dakikalar önce saat 23.40-23.41 gibi 3 patlama sesiyle irkildi Beyrut. Biz şu an Dahiye bölgesine 5-6 kilometre uzaklıktayız. Ve sesleri buradan çok net bir şekilde duyduk. 3 patlama ard arda çok derin bir saldırıydı. Çünkü savaş uçaklarıyla bu saldırının gerçekleştiğini tahmin ediyoruz. Çünkü zaman zaman Dahiye'deki saldırıların seslerini duymuyoruz. Yani ulaşmayabiliyor ama bu kez 3 saldırı, 3 patlamanın da sesini çok net bir şekilde duyduk ve bir anda irkildik açıkçası. Tabii bu bölge günlerdir diken üstünde ve özellikle Hizbullah'ın kalbi olan Dahiye bölgesi çok ciddi bir şekilde bombalanıyor ve birçok noktada enkaza dönüşmüş vaziyette. Dahiye bölgesinde İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı her gün oluyor ve her gün bu can kayıpları artıyor. İşte dakikalar önce Dahiye bölgesindeki Haret Herik mahallesindeki bir veya birden fazla binanın hedef alındığını duyuralım. Şu an bölgede saldırı noktasında yangın devam ediyor. Peki İsrail burayı neden hedef aldı? Yine nasıl bir gerekçe gösterecek? Bunu bilmiyoruz ama daha önce yaptıkları açıklamalarda işte vurduğumuz yer Hizbullah'ın mühimmat deposuydu, tüneliydi, Hizbullah komutanları vardı şeklinde bir takım açıklamalar yapıyorlar. Bu sefer ne diyecekler? Buna dair henüz bir açıklama yok, bilgi yok. Neden o bölge bir kez daha hedef alındı? Bu arada Haret Herik Mahallesi daha önce birkaç defa vurulan bir nokta. Onu da söyleyelim. Dahiye bölgesi Beyrut'un güneyinde çok geniş bir alan, yani binlerce apartmanın olduğu, Hizbullah'ın kalbi olarak adlandırılan o bölgede 500 bin kişi yaşıyor ve zaten son 10 gündür o bölge, Dahiye bölgesi boşaldı. %60-70 oranında insanlar oradan çıktılar, terk ettiler ve bölgede, ama tabii ki yine bir yaşam var. Ama bugün de oradaydık. Dükkanlara kapalı. Çünkü çok yoğun İsrail'in saldırıları devam ederken o bölgede de özellikle siviller o mahalleyi, o bölgeyi boşaltmış durumda. Evet, şimdi saatime bakıyorum. Yaklaşık 30 dakika önce 3 büyük patlama sesiyle irkildi Beyrut. Başkent Beyrut'tayız ve Beyrut diken üstünde, Lübnan diken üstünde. Bir kez daha İsrail Dahiye mahallesini, bölgesini, mahalle demeyelim, bölge diyelim çünkü çok çok büyük bir alan, Dahiye bölgesine hedef aldı. Şu dakikalarda dumanlar yükselmeye devam ediyor. Tıpkı dün gece olduğu gibi, dün gece de bu saatlerde başladı ve bu saldırılar devam etti. Hiç durmadı. Dün geceden bu yana gece, bugün, gün içi çok yoğun bir şekilde saldırıların hedefindeydi Dahiye bölgesi ve bir kez daha yine İsrail'in hedefindeydi. Daha önce bu arada İsrail
işte uyarılar yayınlıyor, çağrılar yapıyor. Şu bölgeyi terk edin, vuracağız, burayı vuracağız diye haritalar paylaşıyor. Dün gece mesela paylaşmışlardı ama bu gece herhangi bir paylaşım yapmadılar, herhangi bir çağrıda bulunmadılar. Bunun da altını çizeyim. Bir anda insanlar tabii irkildiler ve Dahiye bölgesindeki Haret Herik mahallesi, tekrar söylüyorum, bu mahalle daha önce de hedef alındı, daha önce de saldırılar gerçekleştirdi İsrail bu noktada ve bir kez daha o mahalle hedef alındı ve şu an dumanlar yükseliyor, yangın devam ediyor ve şunun altını çizmek lazım. Bölgede imkanlar çok kısıtlı, çok yetersiz. Bir saldırıdan sonra o saldırı noktasında ekiplerin müdahalesi geç kalabiliyor ve işte bir yangının söndürülmesi epey zaman alıyor. Şimdi muhtemelen bu canlı görüntüleri siz de yayınlayacaksınız ve bu yangının hala sürdüğünü de göreceksiniz. Daha önceki tecrübelerimizden yola çıkarak bu yorumu yapıyorum. Bölgede, çünkü Dahiye bölgesinde de ekipman yetersizliği oluyor. Dolayısıyla bir yangını söndürmek için de itfaiyenin yetersiz kaldığı zamanlar oluyor. Şu an çok çok büyük bir saldırı gerçekleştirildi ve bu saldırıdan sonra kaç bina bilmiyoruz. Tam bir bilgimiz yok ama anladığımız kadarıyla o kadar yoğun, çünkü o kadar büyük bir saldırıydı ki bu saldırının sesini, patlamanın sesini duyduk çünkü çok net bir şekilde. Bu saldırıdan sonra işte kaç bina yıkıldı, şu an enkaz altında kalanlar var mı, kurtarılmayı bekleyen kaç kişi var, kim hedef alındı, kimler hedef alındı, buna dair henüz net bir bilgi yok ama Beyrut'tan bir kez daha dumanlar yükseliyor. Şu an görüntüler de ekrana geliyor. Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesindeki saldırıdan sonra dumanlar ve yangının devam ettiğini görüyoruz. Bunu belirtelim. Ve yine ölü veya yaralı sayısına dair de bir bilgi yok, bir açıklama yok. Çok sıcak bir gelişme, yeni bir gelişme. Ama bu gece, bu gün içinde duyduğumuz en büyük patlama sesiydi. Bunun da altını çizelim. Yani İsrail savaş uçaklarıyla mı vurdu? 27 Eylül Cuma akşamı yaptıkları saldırıda kullandıkları gibi MK-84 füzeleriyle mi saldırdılar? Yani sığınak delici füzeler mi kullanıldı? Çünkü ciddi anlamda bir şey, ses ve gürültüden söz ediyorum. Duyduk bu sesi, irkildik. Bir anda telefonuma sarıldım, yani öyle söyleyeyim size. Acaba kullandıkları o bombanın türü sığınak delici bomba mıydı? Neresi hedef alındı? Niye alındı? Neydi vurulan yer? İsrail tarafından nasıl bir açıklama gelecek? Hizbullah'tan nasıl bir açıklama gelecek? Şu an için bilmiyoruz. Çok yeni, sıcak bir gelişme olduğu için sadece şunu biliyoruz ki 3 patlama ard arda duyuldu saniyeler içinde, yani 3-4 saniye içinde 3 ayrı arka arkaya patlama sesini duyduk ve çok ciddi ve büyük bir saldırıdan söz ediyoruz. Can kayıplarının olduğunu öngörüyoruz açıkçası ve bir yandan da tabii bölgede daha önce de uyarı yapmadığı için İsrail yine sivillerin yine hayatından da endişe ediliyor tabii ki. Artık burada ekip ve ekipman yetersizliğinden hani görüyoruz, ambulansların biri gidiyor biri geliyor ama yetişmeye çalışıyorlar. Özellikle Dahiye bölgesinde imkanlar daha kısıtlı olduğu için Beyrut'un kuzeyinden de ambulanslar oraya sevk ediliyor. Yaralıları taşıyorlar. Beyrut'taki uygun hastanelere o yaralılar getiriliyor. Gün içinde Beyrut sokaklarında bu ambulans seslerini duymak çok mümkün. Yani çok sık ambulans geçişini görüyoruz. O sirenlerin sesini duyuyoruz. Çünkü sürekli yaralı taşıyor ambulanslar. Çünkü sürekli saldırı oluyor, patlama oluyor. İsrail Dahiye bölgesini hedef almaya devam ediyor. Orayı bombalamaya devam ediyor. Can kayıpları her geçen gün artıyor ve Dahiye bölgesi dışında da farklı noktalara hedef aldı İsrail ordusu ve dolayısıyla işte Kola Mahallesi gibi Dahiye bölgesinden uzak bir nokta da vurulabiliyor. Cenah bölgesi gibi yine Dahiye'den uzak bir nokta vurulabiliyor. Dolayısıyla yani artık buranın Beyrut'un kuzeyi, güneyi, doğusu, batısı diye bir şey kalmadı. Evet, daha çok %90, %95 Dahiye bölgesi vurulmuş olsa da diğer noktalarda da yine saldırılar olabiliyor. İsrail'in
saldırılarının dozu artmış vaziyette, artık bunu söyleyelim. Özellikle dün geceden bu yana aralıksız bir şekilde zaman zaman dronlarla bu saldırılar gerçekleşiyor. Zaman zaman savaş uçaklarıyla o uçakların sesini bazen duyuyoruz. Of, of. Çok özür diliyorum. Değil mi? İki büyük size geldi mi bilmiyorum ama size geldi mi bilmiyorum. Çok evet, özür diliyorum. Evet, biz de duyduk. Bir patlama mı Fulya? İki büyük. Çok daha yakındaydı bu. Çok özür diliyorum. Bir anda böyle ama iki büyük patlama. Çok derin. Şu an bilmiyorum size ulaştı mı o ses, evet, ama evet, ses bize ulaştı. Anda... Zaten Beyrut'tan da canlı görüntüler izleyicilerimize aktardığımız görüntüler arasında seni dinliyoruz. Yeni saldırı, evet. İki büyük yeni saldırı gerçekleşti. Bakın, ben dahiyeden uzak bir noktadayım. Duyuyorum. Farkındasınız değil mi? Yani Beyrut dahiyedeki saldırıları duyuyor ve irkiliyor insanlar. İki büyük saldırı az önce daha yapıldı İsrail tarafından. Yine Dahiye bölgesi diye tahmin ediyorum. İki büyük saldırı gerçekleşti. Çok ciddiydi. Hatta şu detayı vereyim. 30 dakika önceki saldırıdan çok daha büyük bir saldırı bu. Çok daha büyük bir patlama bu. 30 dakika önce duyduğumuz sesle az önce, 1-2 dakika önce duyduğumuz ses arasında biraz fark var. Bu çok çok daha büyüktü. İki büyük saldırı daha gerçekleştirdi İsrail. Hemen detaylara bakmak için telefonu elime aldım. Bu gece de yine gerçekten dün gece olduğu gibi, yani dün gece de biz sahadaydık, yine böyle alandaydık. Ama bu kadar yoğun saldırı, patlama sesi duymamıştık. Dün gece de oldu. Dronlarla daha çok vuruldu. Buradan duymadık mesela o saldırıların sesini. Bazılarını duyduk ama çok daha uzaktan duyuldu. Ama son işte 30 dakika önceki saldırı, 1-2 dakika önceki şu saldırı çok daha net bir şekilde duyuldu. Dahiye bölgesine ben biraz uzaktayım. Yani çok da uzak değilim aslında. Hani normalde navigasyona baktığınız zaman Dahiye bölgesini benim bulunduğum yerden 6 kilometre uzaklıkta olarak gösteriyor. Araçta 10-12 dakikada, maksimum biraz işte araç trafiği varsa 15 dakikada maksimum, ama 15 dakikada Dahiye bölgesine ulaşabiliyoruz. Zaten her taraf yakın aslında burada birbirine. Hani dolayısıyla bazen patlamanın seslerini duymuyoruz, bazen duyuyoruz. Dün geceki saldırıların sesini, her saldırıyı duymadık mesela, ama 30 dakika önceki saldırıyı duyduk. Dakikalar önceki o iki saldırının, patlamanın sesini çok net bir şekilde duyduk. Çok büyük saldırılar gerçekleştiriyor İsrail. Lübnan'da, başkent Beyrut'ta çok büyük saldırılar gerçekleştiriyor.